Gordion'daki Farm serimizin yeni videosuna hoş geldiniz dostlar. Bugün Esland'da farmlamaktan en keyif aldığım bir dönemin en ünlü çöp slotu olan Satyros'lardayım. Size hızlıca itemlarımı göstermek istiyorum. Aslında bir değişikliğim yok. 3 tane FP8'imiz, 2 tane Mithril artı 6'mız var. Fov3'lerim ve PP3'ümün dışında da çok elle tutulur bir itemimiz yok. Windwars'la Quest Bow 7 ile ve Helenit 7 ile farmlıyorum genelde. Bu çöp slotunda 3 itemi de kullanacağız. Ve sonucunda da rehberiye gideceğiz. Her rehberi göstereceğim ne kadar kastığımı vesaire. 250 tane pot, 500 tane mana aldım. Üzerimde herhangi bir nakit yok. 100 tane Wolf'üm var. Wolf'ümüz 70'e düştüğünde, yani 1 saati doldurduğumuzda slottan çıkacağız ve ne kadar kastığımızı öğreneceğiz. Ben aynı pot ve manaya geri döneceğim. Tamamen slot karını göreceğiz. Arkadaşlar, bir önceki videoda da bazı masrafları saymadığımla ilgili yorumlar geldi. Şimdi arkadaşlar, oyuna girdiğimin, çıktığımın dakikası masraf. Şimdi öyle bakarsak konuya, birçok masraf var. Hele ki dolar kuru, GB fiyatları vesaire diye yorumlarsak oyunun pek de oynanabilir bir durumu kalmadı. Ama biz oyunun oynanabilir seviyesinde kalmaya çalışıyoruz. En azından ben bir farm slotu çekerken sadece farm slotunun gelir giderini hesaplıyorum. Çünkü günlük hesaba, yani örnek veriyorum, ben DC Premium kullanıyorum. DC Premium'un günlük masrafını o videoya ekleyemem. Neden ekleyemem? Çünkü ben size günlük farm videoları atmıyorum. Günlük farm videolarında hemen hemen herkesin girdiği bir FT var, bir JR var, BDV'ler var, Bifrost'lar var. Şimdi ben bunları tek tek size atmadığım için burada 1 saatlik farm videosu çekeceğim. Satyros farmlayacağız. Kalkıp ben size günlük DC Premium masrafımı nasıl yansıtayım buraya? Ya bu çok bana mantıklı gelmiyor. Ha, ne olur ben 24 saatlik bugün ne kastım videosu atarım. Tabii ki gün sonundaki masraflarımızda DC Premium'u da paşa paşa hesaplarız. Onda bir sıkıntı olmaz. Neyse, konuşurken de Satyros'ları nasıl kestiğimi görmüş oldunuz. Bence farmlamak için en ideal noktadayız. Yani son mob düşerken ilk mob çıkıyor. O yüzden hiçbir şekilde farmda bir zaman kaybı yaşamıyoruz. Yani tabii ki bir tık pot fazla harcayacağız. O da 7 mitil setimizin olmamasıyla alakalı. Atakta ve defansta çok kaybımız oluyor ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde farmlayacağız. Bence gayet de iyi. Atakta çok fazla sorunumuz yok. Bir tık defans problemi yaşıyoruz ki bu da normal. Şimdi ben tüm silahlarım patladığında ilk rehbereye giderken tekrardan videoyu açacağım dostlar. 3 silahım da patladı dostlar. Rehbereye geldim. Yaklaşık 120-140 arası bir mob kestik. Çıkan paraların genel ortalaması buna tekabül ediyor. Doğrudur diye de düşünüyorum. VIP game tamamen dolu. Inventory'imde de yarı yarıya bir doluluk var. Bence çöp slot için gayet ideal. Şu anki çöp slotları için ne yazık ki ideal. Tabii ki çöplerin değeri tartışılır. Bunu videonun sonunda tartışacağız. Şimdi ben bir konuya değinmek istiyorum dostlar. Bu konu biraz uzun sürecek ve ben de hani bu konuyu konuşurken size yolu, slottaki slota vuruşumu tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Konu konuya da girmesin diye. Bir sonraki RPR gelişimi de şu anki konuşmayının sonuna ekleyeceğim. Bu şekilde sattığım tüm itemleri tek tek, itemlerin tek tek değerinde görebileceğiniz şekilde video çekmiş olacağım. Aynı zamanda da konuşmamı size ekstra video süresini uzatmadan ve sizi tahminen, umarım, sıkmadan gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar, benim oynadığım sunucu diğer sunuculara göre görece boş. Esland'ı neredeyse tamamen boş. Çöp slotları kalmamış derecede boş. Şimdi bunların sebebi Gordian'a olan ilgisizlik değil. Ben eminim, yani son açılan 1-2 sunucu dışında çoğu sunucuda rahatlıkla
Çöp slotu bulabiliyorsunuz artık Esland'da, Lufer'de. Bunun da sebebi dostlar, aslında kurunun yanında yaşında yanması. Neyden bahsediyorum? Benim kişisel fikrim, pandeminin patladığı dönemden bugüne, günden güne, güncellemeden güncellemeye bu tarz çöp slotlarını bitirdiler. Entity'nin bence bu konuda yoğun bir çabası var ve artık işin farm noktasını iyice CZ'ye, BF'ye kaydırdığını düşünüyorum. Yani iki ırkın kesiştiği noktalara kaydırdığını düşünüyorum. Bunun da sebebinin en azından benim inanmak istediğim noktada 15-20 bilgisayarıyla, 25-30 bilgisayarıyla gelip kendini oyunun dahisi sanan, oyunun para kazanıcısı olduğunu sanan ve oyunla ilgili zerre bilgisi olmaksızın oyunla ilgili bir şey bildiğini sanan insanların önünü kesmek için yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu tarz insanların önünü kesmek için aldığınız kararlar benim gibi veya sizler gibi bireysel farm yapan insanların da ne yazık ki önünü kesiyor. Bu yüzden buralar boş kaldı dostlar. Çöp slotları. Yani şunu demek istiyorum. Ne yazık ki farmdaki kazancı, çöp slotunun kazancı düşünürken Entity'nin her güncellemede, hemen hemen her güncellemede yaptığı, çöp slotlarına yaptığı darbeleri de göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Yoksa tabii ki CZ'de her iki ırkın da bulunduğu alanlarda yapılan farm kadar bir gelir elde etmeniz ne yazık ki mümkün değil. Ama açıkladığım gibi mümkün olmamasının sebebi de bana sorarsanız sadece bilgisayar fazlalığı oldu diye oyundan daha fazla gelir elde edebileceğini düşünüp buralara çöken tırnak içinde mafyatik farm yapan kişilerin önünü geçmek için yapıldığını düşünüyorum. Yine bu konuda da sizin kendi kişisel fikriniz varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz dostlar. Videonun son RP'sine ve değerlendirme kısmına geldik dostlar. Bir önceki bölümü birleştirdim ve biraz uzun bir konuşma yaptım. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Ama bu tarz konuları da konuşmalıyız diye düşünüyorum. Bilinmeli. En azından kendi fikirlerimizi, kendi içimizden gelenleri de konuşmalıyız. Sonuçta bu kanalın amacı tamamen çıkar amaçlı değil. Ben slotu çekeyim, siz benim üzerimden slotu öğrenin ve gidin değil. Tabii ki bu düşüncede olanlar var, saygı duyuyorum. Zaten bir noktada, bir niyette de onlara da slotu göstermek bu videoların çekimi. Ama ben aynı zamanda konuşabilelim, tartışabilelim de istiyorum. Sonuçta hepimiz özgür birer bireyleriz ve kendi kişisel fikirlerimizi rahatlıkla söyleyebilmeliyiz. Ben içimden gelenleri söylediğimi düşünüyorum. En azından kimseyi suçlamadan, yani oyunun karar vericilerini suçlamadan olması, yani yapmak istediklerinin bu olduğunu düşündüğüm için böyle bir konuşma yaptım. Ama belki ben yanılıyorumdur. Belki niyetleri daha da kötüdür veya niyetleri hiç böyle bir şey değildir. Bunu bilemeyiz. Şimdi tüm itemleri sattık dostlar. Daha fazla oraya takılmayalım. 7,7 ml bir direkt slotun cirosu var diyebiliriz. Hani slottan ne kazandığını derseniz 7,7 ml ve birkaç görev itemi, bunları pazarda da satabilirsiniz ya da gördüğünüz gibi 80K'ya Sundress'e de satabilirsiniz. Artık burası size kalmış bir şey. Ama satılsaydı 7,8 ml olurdu. Çok fazla bir ek gelir elde etmezdik. Şimdi 500 tane mana ve 250 tane potla başlamıştım. Bunlara geri geleceğiz. Ki direkt slot karını görebilelim diye. 226 tane potumu aldım. 192 tane de manamızı çekiyoruz. Ve toplamda 5,8 ml'ye geri dönmüş olduk. 5,8 ml dostlar, 1 saat boyunca yaptığım farmdan elde ettiğim net gelirdir. Ekstra hiçbir giderim yok. Dediğim gibi 1 saatlik video için, 2 saatlik, 5 saatlik videolar için kalkıp DC Premium masrafım şudur, budur diyecek değilim. Yani eğer benden
DC Premium'a, VIP'ye vesaire harcadığım paranın 30 güne bölümünden bir gününü, 24 saate bölümünden de 1 saatlik masrafını bulup bu farma eklememi bekliyorsanız bu bir işsizlik. Ben bununla uğraşmam. Ama dediğim gibi böyle bakan, böyle düşünen de insanlar vardır. Saygı da duyuyorum. Onlar bulundukları sunucuda ki GB fiyatını bir zahmet 30'a bölüp günlük DC Premium masrafını 24'e de bölüp saatlik DC Premium masrafını bir zahmet çıkartıp 5.8M'den düşerler ve benim slottan onlara göre tam net kârımı bulurlar. Bence benim net kârım budur dostlar. O zaman benim uyuduğum her saat inventörümden para eksilmesi lazım bu matematiğe göre. Bunlar başka şeyler. Dediğim gibi biz bu oyunu oynuyoruz ve bu DC Premium'u veriyoruz. DC Premium'u geri alıp almamak tamamen o döneme mahsus bir şey. Başımıza bir şey gelir, oyuna giremeyiz vesaire. Bu tarz etmenler de var. Ama ben böyle düşünmüyorum. O zaman şöyle mi yapacağız? Yani ben JR'den goldlar düşürdüğümde o zaman onu da günlük farma mı ekleyeceğim? Şimdi eklesem isyan edersiniz ama videoda. O gelir mi? Şimdi örnek veriyorum. Bone of Devil atsaydı slot. Orası atıyor mu emin değilim. Diyelim ki atsaydı. Ben saatte 5.8M değil 3GB kastım deseydim yorumlarda isyan eden sayısı ne kadar olurdu? O da aynı şey. Farm yapıyoruz sonuçta. O yüzden bu tarz şeylere takılmamak lazım dostlar. Ben gelirimin bu olduğunu düşünüyorum. Size de slot hakkında bilgi verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi ben kastım bu kadar elde edemedim. Ben kastım daha fazla elde ettim diyenleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirler. Dilerseniz 1 saat değil 3 saat 5 saatte farmları slotu veya Esland'da şu an X çöp slotunda farmladım, X slotunda farmladım, şu kadar gelir elde ettim veya şurayı merak ediyorum farmlar mısın derseniz bir sonraki videonun içeriğine karar vermiş olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beni sıkılmadan dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer çok fazla konuştuysam, sıktıysam sizi affola dostlar. Dediğim gibi içimden bunları söylemek geçiyordu. Sizle de paylaşmak istedim. Eminim böyle düşünenleriniz de vardır. Onlarla aynı fikirde olduğumu bilmek hoşuma gider. O yüzden hepinizi yorumlara bekliyorum. Video hoşunuza giderse lütfen like atın. Hoşunuza gitmezse de dislike atın. Her türlü etkileşim kasmış olalım dostlar. Abone olmayanları da abone olmaya davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşünceye dek hoşça kalın dostlar.